Avrasya Hastanesi'nin başhekimi Profesör Doktor Ali Rıza Cener, kalp damar cerrahi uzmanımız. Tabii koronavirüsü bir salgın, dünyayı ilgilendiren büyük bir salgın haline geldi. Tabii sabah akşam koronavirüsle yatıyoruz, kalkıyoruz. Belki birçok hastalığımızı unuttuk. Şu anda sadece odaklandığımız tek bir nokta var, koronavirüsü. Peki Ali Rıza Cener Hocam neler söyleyecek, kendilerinden dinliyoruz hocam. Değerli vakitlerinizi evet, çok güzel özetledin. Yani hakikaten şu anda bütün dünyayı belki de koronavirüsle yatıp koronavirüsle kalkıyor. Yani biz de şu anda öyleyiz. Her gün toplantılar, işte kriz yönetimleri, neler yapacağız, yapacağımız önlemler, daha ilerlerse neler yapacağız, A planı, B planı, C planı gibi sürüsüne plan yapmak zorundayız. Yani bunu hemen hemen herhalde bütün hastaneler yapıyor, evet. Devlet de yapıyor. Yani hakikaten ciddi bir durum söz konusu. Tabii koronavirüsün kalp hastalığıyla hani ilgisizliğini sordun. Şu andaki yapılan istatistiklerde belirli bir yaş üstü, özellikle 60 ve 70 yaş üstü, işte ilave tansiyon yüksekliği olanlar, kalp hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar şu anda daha böyle riskli gibi gözüküyor. Yani böyle şöyle belki bir ilişkisi olabilir o yönden. Evet, 65 yaş üstü olan kişiler evet, daha dikkat etmesi gerektiğini. Evet, yani özellikle tansiyon yüksekliği, geç şöyle bir diyeyim, yani bizim özellikle toplumda, yani genelde dünya toplumunda da böyle 60-65 yaşın üstünde tansiyon yüksekliği neredeyse çok sık. Evet. Yani belki de onun için bu tansiyon yüksekliği belki biraz fazla çıkıyor. Yani kalp hastalığı da oldukça fazla Türkiye genelinde hesapladığımız zaman. Yaşlı nüfus yine biraz şanssız, belki yaşlı nüfus mesela İtalya kadar değil. Evet. Mesela genç nüfusumuz biraz daha fazla. %30 mesela 30 yaş altı, %30'un üstünde gibi rakamlar. O yönden biraz avantajlıyız. Yani koronavirüs şu andaki alınan önlemler bence ciddi, belki daha önlem almak gerekebilir. Özellikle hani 3 hafta işte 2 hafta evden çıkmayın. Şehir bence aslında son derece önemli. Belki de en kritik nokta bu gibi gözüküyor şu anda. Mümkün olduğu kadar hakikaten evden çıkmamak lazım. Çünkü bu virüs çok hızlı yayılabiliyor. Bir kişi hemen etraftaki 2-3 kişiye birden hızlı bir şekilde yayabiliyor. Böyle ne kadar sosyal ilişkiler az olursa, temas ne kadar az olursa, bunun yayılma hızı da az olur. Yani buradaki problem aslında şey, yani aslında bir şekilde hepimiz bir şekilde bu virüsle tanışacağız, enfekte olacağız ama bunun hızı önemli. Mesela İtalya çok hızlı oldu, önlem alamadılar. Şu anda bütün hastaneler, bütün sağlık sistemi felç olmuş durumda. Yani felç olmuş durumda. Çok hızlı hasta sirkülasyonu olduğu zaman bunu hastaneler kaldıramıyor, yoğun bakımlar kaldıramıyor. Solunum cihazları yetmiyor, ECMO cihazları yetmiyor. Yani yataklar yetmiyor. En azından bu şekilde atlatmamak lazım. Onun için hadi diyelim ki tamam, belki olacak ama bunu uzun süreye yaymak lazım. O pik noktası dediğimiz, onun en yüksek seviye çıkma seviyesini daha böyle uzatabilirsek bu hastalığı biraz daha böyle sağlıklı bir şekilde, daha çok sıkıntılar yaşamadan atlatabiliriz. Onun için önlemleri son derece doğru buluyorum. Şu anda alınan önlemleri mümkün olduğu kadar halkın da bu önlemleri duyarım. Ya bize bir şey olmaz, bir şey olmaz demeyin. Özellikle yani annelerimiz, babalarımız, dayılarımız, yaşlılarımız çok risk altında. Hani gençler belki bu işten çok belki hastalanmıyorlar, çocuklar çok hastalanmıyorlar ama işte ebeveynleri çok risk altında. Onun için çok duyarlı olmak lazım. Mümkün olduğu kadar hakikaten dışarı çıkmamak lazım, etrafa gitmemek lazım. Acil ihtiyaçlar durumunda dışında mümkün olduğu kadar evde kalmak lazım. Şu en azından çok hızlı yayılmasını engellemek açısından. Yani bir süre sonra, belki 6 ay sonra belki insanlarımızın çoğu hastalanacak. Belki %50'si bağışlanacak, bağışıklık gelişecek. Zaten bağışıklık geliştikten sonra zaten bu hastalık zaten yavaş yavaş azalacak, kaybolacak. Ama bunun çok hızlı yayılmasını engellemek açısından bu tür önlemler son derece önemli. Herkesin de çok tekrar duyarlı olmasını rica ediyoruz. Tabii bu noktada hocam, öncelikle Avrasya Hastanesi nezdinde tüm sağlık çalışanlarını,
siz de Avrasya Hastanemizin başhekimi Sayın Ali Rıza Cener olmak üzere tüm sağlık personellerimize, yani Türkiye'mizde o kadar özverili bir çalışma var ki sağlık personelleri, sağlık çalışanları noktasında hem en çok risk faktörü alanları... Zaten şu anda bütün sağlık personeli neredeyse yakında hepsi enfekte olacak. Yani herkese o sağlık çalışanlarına kaçarı yok. Yani bir şekilde o mikrop bulaşacak. Yani tabii risk de artıyor. Özellikle belirli bir yaşın üstünde olan, ilave hastalığı olan doktorlar da çok büyük risk altında olabiliyor. Ama işte doktorların öyle çok şansı yok. İzin alayım, işte idari izni kullanayım gibi bir durumları yok. Diğer bölümler herkes idari izni kullanabilirken, evden işte işlerini yapabilirken bizim sağlık çalışanlarının böyle bir şansı yok. Şu anda daha hani belki daha o bizim o kritik seviyeye daha gelmedik. Gelsek belki hiçbirimiz eve gidemeyeceğiz. Evet. Belki 10-15 gün hastanelerde yatacağız, kalkacağız. Yani o aşamaya da gelebiliriz. Allah'tan yani erken önlem alındı da bu daha aşamaya gelinmedi. Evet, şu anda bilinçlendi. Evet, bilinçlendi. Evet. Yani bence bilinçlendi. Şu anda yapılan araştırmalarda %97'si bu hastalığın olduğunu biliyor. Bu hastalığın farkında. Evet. Ama %55'i önlem alıyor. Mesela %40'ı hala daha bu işin ciddiyetinin ne kadar ciddi olduğunun farkında değil ve çok daha böyle önlemleri biraz gevşek davranıyorlar. Hala gidiyorsunuz metrobüsler, yaşlı hastalar, insanlar böyle sürüşülen metrobüslerde dolaşıyorlar. Yani ben de olmaz demesinler. Ya olmaz diye bir şey yok. Bu hastalık bir şekilde insan popülasyonu belki Türk insanların %60'ını bulaşacak. İşte her türlü bulaşabiliyor. Yani solunum yolunda bulaşabiliyor. Fazla bulaşmıyor ama işte bir bir yere dokunduğun yeri ben de bir dokunursam çünkü hapşırdığın mesela damlacık yere çöküyor. Nereye çöküyor? İşte masanın üstüne çöküyor, evet. Oraya çöküyor, buraya çöküyor. Onu bizi ellediğim zaman elimizden buluşuyor. Elimizden işte ağzımıza gidiyor, ağzımızdan burnumuzdan işte giriyor. Bizim her ellediğimiz yeri de biz bulaştırmış oluyoruz. Bizim bir kapıyı elledik, diğeri geldi o kapıyı elledi. Ona da bulaşıyor. Yani onun için böyle mümkün olduğu kadar çok böyle oraya buraya gitmemek, dışarı çıkmamak. Yani dışarı çıksak bile otobüslere falan değil de hani belki sokakta yürüyebilirsin belki ama yani en azından böyle toplu ulaşım araçlarını kullanmamakta çok büyük fayda var. Ben görüyorum hala metrobüsler, hadi tam iş olanlar falan hadi belki gidip geliyor ama çok böyle iş olmayıp da gidenler de maalesef var. Yani bu konuda hala bir problem var. Yani dikkat edersek bu işi biz çok rahat bir şekilde atlatabiliriz gibi gözüküyor. Yani bu son derece önemli. Özellikle şu 1-2 hafta son derece önemli. Yani tabii şu anda İtalya, İspanya, Fransa bunlar son derece zor durumdalar. Türkiye dediğim gibi biraz dikkat ederek. Şans değil, dikkat etti biraz daha. Daha önemsedi. Bu işi biraz daha iyi gibi gözüküyor şu anda. Ama yine bu iş halkta bitiyor. Yani halk biz ne kadar önem alırsak da halk dikkat etmezse çünkü yayan kişiler insanlarımız yani. Bu insanlarla insandan insana yayılıyor. Onun için insanlarımız biraz daha duyarlı olmasını tavsiye ediyorum.